Hiç vakit kaybetmeden bir bilene danışalım. Halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Ahmet Saldık hocamız bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim Çiğdem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Sağolunuz katıldığınız için. Hocam haberi de yaptık zaten. Şimdi 17 kişinin hayatını kaybettiği gün içerisinde Diyarbakır'da 8 hastanın hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bir yandan bakıyoruz 300 vakadan bahsediliyor sadece bir il için. Yoğun bakımlar işte Ankara'da yer yok denilmekte. Şimdi çok iyi bir tablo yok galiba karşımızda ama turkuaz tabloya bakacak olursak sanki orada da her şey biraz daha böyle toz pembe mi gösterilmeye çalışılıyor. Nedir şu andaki durumumuz hocam net olarak? Evet, turkuaz tablonun rengini pembeye değiştirmek lazım sizin belirttiğiniz gibi. Evet. Ya da kırmızıya, kıpkızıl kırmızıya dönüştürmek gerekiyor. Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum. Bir ülkede gerçekler nasıl bu denli çarpıtılabilir, nasıl bu denli örtülmeye beceriksizce, akılsızca çalışılabilir, anlamak olanak dışı. Yalnızca Malatya'da, Malatya valisinin açıklamasına göre 1000 dolayında hasta şu anda izlem altında, tedavi altında. Sağlık Bakanlığı'nın dünkü verilerine göre ise 10.634 hasta yatmakta COVID nedeniyle Türkiye'nin. Tüm hastanelerinde 10.634 hasta yatmakta. Bunların yalnızca 1000'i Malatya'da. O zaman Malatya'yı afet bölgesi ilan edelim. Erzurum daha da kötü. Malatya'nın içinde bulunduğu 7 ili içeren Orta Doğu Anadolu bölgesi için Sağlık Bakanlığı yalnızca 45 olgu vermekte. Ama vali yüzün üstünde olgu yalnızca Malatya'da saptandığını, öbür 6 ildekileri de katarsanız nereye varacak? Erzurum daha da perişan. Vali günde 200 olgu aşağı yukarı tanısı koyduklarını, konduğunu söylemişti. Yine o bölgede Erzurum'u içeren Doğu Anadolu bölgesinde de Sağlık Bakanlığı'nın verdiği bölgesel rakamlar 40-45'ler dolayında. Yani insan saklar da biraz becerikli saklar. Nasıl beceri oluyorsa, nasıl hazırlıklı oluyorsa böyle. Ankara'da da durum çok ciddi. Özel sektördeki hastanelerden yararlanamıyor biliyorsunuz. Onlar evet. Pandemi hastaneleri dışına çıkartıldı. Evet. Geçtiğimiz ay Sosyal Güvenlik Kurumu COVID-19 olgularının özel sağlık kuruluşlarındaki sağaltım giderlerini ödemeyeceğini belirtti. Çünkü SGK'da açık iflasın içinde örneği merkezi hükümet 53 milyar TL prim ödemesi gerekirken, aktarması gerekirken SGK'ya bu aktarımı yapmamış durumda. Dolayısıyla SGK'da ilan edilmeyen bir iflasın içinde genel Türkiye ekonomisinde olduğu gibi. Geriye kalıyor kamu hastaneleri. Kamu hastanelerinin yaklaşık 200 bin yatağı var. Türkiye'nin 245 bin dolayında toplam hastane yatağı var. Bunların 47 bini biraz geçen rakam özel sektörün elinde. Yaklaşık 200 bin de demek ki kamunun elinde. Kuşkusuz bunların tümü pandemi hastaneleri değiller. Öbür sağlık sorunlarına ayrılan hastaneler ve yataklar da var. Yoğun bakım yatakları konusunda durum çok daha ilginç, tırnak içinde ilginç. Çünkü büyük bir kesimi özel sektörün elinde. Özel sektör çok daha fazla kar getirdiği için yoğun bakım yataklarının anormal bir biçimde Türkiye'de artırmış bulunuyor idi. Türkiye dünyada başlara güreşiyor yoğun bakım yatakları sayısı bakımından. Fakat olağan yatak sayıları toplamında OECD ülkeleri içinde dipten 3. 4. sırada yer almakta. O bakımdan hastane yataklarının ve yoğun bakım yataklarının özel sektörü dışarıda bırakırsak bir çırpıda dolabildiğini gördük. Şu anda Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı rakamları iyimser olarak 3 ile aşağı yukarı çarpmak gerekiyor. Neden 3 ile çarpmak gerekiyor derseniz bunlardan birincisi sorarsanız eğer bu soruyu bunlardan ilki test yapma koşullarıyla ilişkili her nedense anlaşılmaz bir gerekçeyle, gerçekte anlaşılabilir bir gerekçeyle Sağlık Bakanlığı test konusunda çok kıskanç davranıyor. COVID tanısı konan hastaların yakın temaslılarına dahi test yapılmaksızın evlerine gönderilerek gidin eğer bir bulgunuz gelişirse işte ateşli, öksürükli, nefes darlığı vesaire o zaman gelirsiniz deniyor. Başta böyle yapılmıyordu ama değil mi hocam? Yanlış mı hatırlıyorum? Böyle değil. Böyle test yapılıyordu. Sıkıştırmıştık başlangıçta. Evet, evet. Yine eksikti. Yakın temaslılara test yapılması yoluyla hiç olmazsa bir pasif sürveyans yürütülsün demiştik Türkiye'de. Aktif sürveyanstan vazgeçtik. Aktif sürveyans biliyorsunuz kapı kapı dolaşarak bütün riskli kümelerden başlayarak toplumda aşağı doğru, tabana doğru dışarıda neredeyse
insan bırakmayacak biçimde bütün toplumu taramaya dönük bir aktif sürveyans çalışması idi. Bir ara öyle bir şeyden de bahsedildi. Hatta bazı evlerde böyle canlı yayınlar yapıldı. Bakın gidiyoruz işte yapıyoruz vesaire gibi, ama o da o gün içerisinde kaldı herhalde hocam. Devamı gelmedi anladığımız kadarıyla. Hayır, o aktif sürveyans değildi Çiğdem Hanım. Şöyleydi, o filyasyon yani evet, kaynak arama çalışması idi. Tamam. Bir hastaya tanı koyduğunuzda acaba bu hasta enfeksiyonu nereden aldı diye kaynağını arama çalışmasına giriyoruz. Buna filyasyon araştırması deniyor. Dolayısıyla bu kişiye soruluyor. Nereden geldiniz? Ne bileyim, İngiltere'ye gittiniz mi? Çin'den mi geliyorsunuz? Yurt dışı bir ziyaret yaptınız mı? Ailenizde, iş yerinizde, okul arkadaşlarınızda şu bu hastalık bulgunları gösterenler var mı gibi sorular sorularak kimden almış olabileceği varsayımıyla adeta bir detektifin cinayeti aydınlatmasında olduğu gibi bu temaslı insanlar gidilerek adreslerinde bulunarak test örnekleri alınarak kaynağa inmeye çalışılıyor idi. O gördükleriniz filyasyon çalışması idi. Sürveyans çalışması, aktif sürveyans, belirttiğim gibi kapı kapı dolaşarak bütün toplumu taramak ideal olanı bu. Fakat bu pek yapılmadı, yapılmıyor, istenmiyor. En azından riskli kümelere, nedir onlar? Yaşlı huzur evleri, yaşlı bakım yerleri, cezaevleri, askeri birlikler, kışlalar, öğrenci yurtları, organize sanayi bölgelerindeki işçiler, bunlar yakın temas içinde yoğun olarak birlikte çalışan insanlardır. Ve hava yoluyla da yakın temasla da geçtiği için bu kümelerin sistematik taranması gerekirdi. Hı hı. Bu kümelerde de, riskli kümelerde de Sağlık Bakanlığı sistematik tarama yapmadığı gibi son zamanlarda ne hikmetse, o hikmet hasta sayısı az çıksındır. Parantez içinde onu da söyleyeyim. Hı hı. Temaslılara dahi, hastanın yakın temaslarına dahi, aile üyelerine dahi test yapılmamakta, karantina yapılmamakta, evlerine gönderilmekte, böylesine ucube bir salgın yönetimini, beni bağışlarsanız bu alanın uzmanı olmaya çalışan, 43 yıldır emek veren, 44 yıldır emek veren bir insan, eğitimi yapan bir insan olarak ne gördüm, ne okudum, ne rastladım, ne hayal edebilirdim. Böylesine ucube, böylesine alaturka bir salgın yönetimi görülmedi yeryüzünde, dünyada, hiçbir yerde, tarihte. Hocam neden böyle bir şey yapılır peki? Yani verileri daha net açıklamak varken, çünkü bir tek biz yaşamıyoruz. Dünya genelinde bir sıkıntı bu. Zaten var olan bir şey. Bütün ülkeleri vurmuş. Yani bunu gizlemeye çalışmak kimin işine yarar ve neden olur? Onu da sormuş olayım hemen araya. Siz de devam ederken buyurun. Aslında iktidarın da çok bir işine yaramaz. Yaradığını zanneder belki. Böylesine korkunç bir yanılgı içinde. Örneğin rakamları küçük göstererek turizmi etkilemeye çalışabilir. Fakat artık dünya eski dünya değil. AKP yöneticilerinin kafasındaki ortaçağ dünyası değil. İnternet denen bir şey var. Herkes öğreniyor. Avrupa Birliği biliyorsunuz kapılarını açmadı Türkiye'ye. Açmıyor. Evet, turist de çok az geliyor. Bizden de insan kabul etmiyorlar. 14 gün karantina koşulları var Türkiye'den gidenlere. Çünkü iki bakanımız, Dışişleri Bakanı, Turizm Bakanı geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği'ne gittiler. Rica minnet yalvarmak yakar oldular. Ama gönülle ya da duygusallıkla değil, akılla yönetiliyor, bilimle yönetiliyor Avrupa Birliği ülkeleri. Açmadılar kapılarını, sınırlarını. Efendim, Johns Hopkins Üniversitesi Türkiye'yi çok kuşkulu veriler yayınlamakla suçladı. Bu yönden de dünyaya, deyim yerindeyse, rezil olduk. Ama hükümet her nedense olağanüstü çarpık yönettiği bu tablodan da kendince o ölçüde çarpık bir başarı senaryosu çıkarmaya çalışıyor. Rakamların dünya sıralamasında Türkiye'nin nerede olduğuna ilişkin seçip cımbızlayıp çarpık verileri kullanıyorlar. Örtmeye çalışıyorlar sonuç olarak. Kullanılan test, bakın oradaki fiyaskoyu size söyleyeyim. Hı hı. Bize %60-70 oranında yetenekli, yani 100 hastaya yapıldığında bunların 60'ını 70'ini yakalıyor dedikleri testin birkaç hafta önce Avrupa'da yapılan irdelemelerinde yine Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin test gereksinimi duyması nedeniyle yeteneğinin, duyarlılığının, yani hastaları yakalama yeteneğinin %40 düzeyinde olduğu görüldü. Bu başlı başına bir fiyaskodur. Peki. Demek ki aşağı yukarı 4 ay boyunca Türkiye %40 yetenekli bir testle onu %70 yetenekli sanarak salgınla boğuşmaya çalıştı. Yani testi uyguladığı 10 hastadan 4'ünü ancak yakalayabildi. Üstelik testi de çok az yaptı, sınırlı yaptı. Hı hı. Bütün bunları üst üste eklediğiniz zaman matematikteki çarpan etkisiyle Türkiye'deki olgu sayılarının bugün
açıklananın en az 2-3 katı olduğunu söylemek gerekiyor. Peki hocam bir de şimdi bülteni noktalayacağım ama soruyu yine de soracağım. Çünkü bir iki dakikayı ne kadar sığar bilmiyorum. Deniz der ya çok konuşulması gereken şey var ama peki ne yapılabilir? Elimizde böyle bir gerçekliğimiz var. Diyorsunuz ki yanlış yönetiliyor. Bir şeffaflık, saydamlık yok. Bu bir. Ama bizler bir yandan hep şunu soruyoruz. Yani rehavete neden oldu diye vatandaş suçlanıyor ama vatandaşın rehavete kapılmasının temel nedeni o turkuaz tablo mudur? Bunu da sorayım. Ve ne yapılmalı? Yani grip aşısı mı yapılmalı? Okullar açılmalı mı? Nasıl toparlarsınız bilmiyorum ama reçeteyi de sorayım hemen size hocam. Evet, evet. Bakın hep plajlar gösteriliyor fakat Ayasofya gözden kaçırılıyor. Tabii Ayasofya'da hiç konuşulmuyor hocam. Evet, 350 bin insan devletin kendi rakamlarıyla, Erdoğan'ın kendi ağzından galiba söylediği rakamlarla 350 bin insan paket oldu deyim yerindeyse. Eğer ciddi bir filyasyon çalışması yapılsa Ayasofya olayından kaynaklanan olguları bulmak mümkün. Dedik evet. Ya kim nerede evet. bulundu, neyle temas etti, Ayasofya'da camiye namazına gitti mi şu bu diye. Filyasyon işte bunu gerektirir. Bunları yapmıyorlar. Umre'de de yapmadılar. Umre'ye gönderdikleri, göndermemeleri gereken 21.500 insan döndü. Hemen hemen tamamı, tümü enfekte oldu. Orada da gerçekte iyi bir filyasyon çalışması yapılmış olsa idi, bu kaynak öğrenilecekti. Kimler umrecilerden enfekte olduğu ortaya konacaktı. Hı hı. Dolayısıyla hükümetin arka arkaya yaptığı zincirleme hataları görme şansımız olacaktı. Şimdi bu çerçevede bilimsel danışma kuruluna bence görev düşüyor. Oradaki arkadaşlarımız kendilerini birer teknisyen olarak görmekten, bildiklerini söyleyip siz bilirsiniz demekten artık vazgeçmek zorundalar. Çünkü insan yaşamını bürokrasi ve AKP'nin yönettiği, yürüttüğü çirkin siyasetin koruyamadığını, tersine feda ettiğini bir takım oportunist, rantiye yaklaşımlarına masum insanların yaşamlarını kurban ettiğini görüyoruz. O bakımdan bilimsel danışma kurulundan sesler yükselmeli. Artık bizim önermelerimizin bir anlamı kalmadı. Bu önermelere uygun işlemler yapılmıyor. Biz hekimiz. Temel yaşam felsefemiz insan sağlığını korumaktır. Latince Hipokrat yemininde primum non nocere diye önce zarar vermemek diye bir kuralımız var. Biz yararlı olamıyoruz, zararlı oluyor, böyle gitmez deyip bir açıklama yapmaları gerekli. Halkın da her şeye karşı o bildiğimiz 3-4 yönteme mutlaka uymaya çaba göstermelerini söyleyeceğim. Peki. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağolunuz katıldığınız için. Yine biz sürekli başvurduğumuz isimlerden birisiniz. Dedikleriniz çok kıymetli. Altı çizilesi. Çok teşekkürler. Tekrar konuşmak üzere hocam. Sağ olun. Tek sözcükle sağlık diliyorum. Şu tabii ki. Tek sözcük. Herkese sağlık diliyorum. Kesinlikle. Kolay gelsin. Hocam. Sağolunuz hocam. Sağlıkla inşallah tekrar konuşmak dileğiyle.